Minişler, restoranda iyi seyirler. Of ya, sabahtan beri geziyorum boş boş. Hiçbir müşteri de gelmiyor. Ya, sahi ben niye burada bir garsonum ki? Ben normalde bir çiçekçiydim. Şimdi burada ne işim var? Neyse, bu yeni mesleğimde fena sayılmaz. Ya of, hadi bir müşteri gelsin artık, sıkıldım ya. Sürekli sabahtan beri burada geziyorum sanki hapishanede volta atar gibi. Öf. Acaba müşteriler ne zaman gelecek? Ben de şu hesap makinesini bir türlü çözemedim ya. Burada 2'ye basıyorum, 3 çıkıyor. Yani anlamadım, neden böyle acaba? Ya beraber bir şeyler yapalım ya, sıkıldım. Ya biz restorandayız, nasıl yapalım bir şeyler beraber? Yani şu an mesai saati. Eğer istersen çıkışta Luna Park'a gidebiliriz. Ya biz sanki çocuğuz ya. Şimdilik bir şeyler yapalım diyorum. Kimse gelmiyor. Sıkıldım artık. Sıkıldığından patlayacağım. Aa, bir müşteri geliyor sanki. Ay çok şükür. Ben gidip müşterilere bakayım. Allah razı olsun vallahi şu gelen müşteriden. Yani sabahtan beri başımda sıkıldım, sıkıldım, sıkıldım diye söylenip duruyor. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Şöyle geçin lütfen. Şey, biz sadece yoldan geçiyorduk aslında da neyse. Hadi gel kızım, bari girelim buraya. Evet anne, bence de girelim. Zaten ben biraz acıkmıştım. Tamam o zaman, hem yeni bir deneyim yapmış oluruz. Belki de babanı da buraya getiririz. Zaten ben bir anda restoranı görünce acıktım. Hadi içeri girelim o zaman. Ah efendim, tabii ki geleceksiniz zaten. Hadi geçin, şöyle size en güzel masayı vereyim. Zaten baksana, garson da peşimizi bırakmıyor. Neyse hadi gel girelim. Çok güzel bir restoran. İşte efendim, şurada bir masamız var. Bu masa aslında daha çok sizin gibi 2-3 kişilik masalar. Ama isterseniz şu şekilde 4 kişilik masalar da var. Bir de burada bir masamız var. Biz şu ilk gösterdiğiniz masaya geçelim. Anne neden ya? Şuradaki 4 kişilik masaya geçmek istiyorum ben. Kızım neden 4 kişilik ailenin masasını kapalım ki? Mesela biz şimdi oraya geçersek 4 kişilik bir aile gelemez. Olsun anne lütfen. Hem ben oraya ayaklarımı uzatmak istiyorum. Belki masayı da çıkarım. Kızım saçmalama. Hadi gel şu tarafa geçelim işte. Zaten önemli olan yemek değil mi? Of ya. Kızım ne oldu? Anne bu masa uğurlu değilmiş galiba. Baksana yanına gelirken hemen düştüm. En iyisi şuradaki masaya geçelim. Belki oradaki masada ayağım kaymaz. Ay kızım saçmalama, gel işte ya. Öf. Ya uf, işe yaramadı ya. Evet efendim, ilk öncelikle bizi seçtiğiniz için çok teşekkür ederiz. İkinci olarak menüyü şimdi mi getirmemi istersiniz? Evet aslında kızım, şimdi mi getirsin menüyü, daha sonra mı? Ya şimdi getirsin anne. Şimdi hemen söylemek istedim. İyi o zaman, şimdi getirelim. Tamam, hemen getiriyorum. Kızım, acaba yandaki milkshake dükkanına mı gitseydik? Burası bana birazcık biraz güvensiz geldi de. Hayır, şimdi ne bileyim, hiç de daha önceden gelmedik. Anne boş ver ya, ne güzel yiyelim işte bir şeyler. İnşallah hamburgerle patates kızartması vardır. Kızım daha dün yedin hamburgerle patates kızartması. İyice balon mu olmak istiyorsun? Ya o zaman çok güzel tatlılar yemek istiyorum anne. Böyle hani pankekin üstüne krem şanti falan döküyorsun ya. Onları çok istiyorum. Ama kızım burası bir restoran, yani tatlı olacağını pek zannetmiyorum. Gerçi vardır aslında ama neyse. Ama ilk önce yemek yemen gerekiyor kızım. Hamburgerle patates. Çok güzel olur şimdi. Kızım hamburgerle patatesi yemezsin diye daha ne kadar söyleyeceğim. Ya uf anne, hiç eğlenceli değilsin. İşte efendim getirdim. Afiyet olsun. Saçınca bana haber verirsiniz. Zaten aslında bunu biliyordunuz ama neden bunu söyledim şimdi bilmiyorum ama her neyse, görüşürüz. Ne biçim bir garsonmuş bu ayol? Neler varmış kızım? Ben de belki bir çorba falan söylerim. Bakalım neler varmış. Kızım masanın üstüne çıktın. Bari aşağı in de söyle. Ayıp, tamam ya. Kurdele bir gelsene. Birazdan müşteriler geliyor. Hadi be, ben onlara da bakayım o zaman.
Bugün kalabalık olacağız gibi. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Şu şekilde geçin lütfen. Merhabalar. Hadi gel kardeşim, geçelim içeri. Ya abla, ben Merişek restoranı istiyordum yandaki ama şimdi niye buraya geldik ki? Ben aç değilim. Ama ben açım. Ayrıca bence buradaki yemekleri görünce acıkırsın. Hadi gel geçelim. Ya of, ben milkshake istiyordum. Şey, yer göstermemi ister misiniz? Neredeyse. Nereye geçelim sence? Dört kişilik masalara geçelim mi? Orası çok büyük ve güzel. Neden olmasın ki? Gel geçelim. Yiii. Bu masaya oturunca kendimi ekstra büyük hissettim bir anda. Çok iyi. Sanki en yüksekteymiş gibi hissediyorum en tepe kuledeki. Alt üstü bir masa kardeşim, abartma bu kadar. Pardon, bize hesap alabilir mi? Ay ne hesabı ya, aman. He, menüyü alabilir miyiz? Abla ne hesabı? Daha bir şey yemeden niye boş boşuna para ödeyelim? Yoksa babam bize bayağı kızar. Ay kusura bakma kardeşim ya. Bir anda öyle bir delirdim yani. Neden ben de hesap dedim hiç bilmiyorum yani. Menüyü mü istiyorsunuz, hesabı mı? Ay sizce, ben yanlışlıkla hesap dedim. Menüyü getirir misiniz? Ay tabii ki getiriyorum. Zaten ben de anlamıştım, merak etmeyin. Bu arada şuradaki masaya da geçebilirdiniz yani. Hani oraya 4 kişilik aileler oturuyor ya. Biz de bir aile kadar önemli değil miyiz? Tabii ki önemlisiniz, her neyse. Abla, bu garson çok mu korkak? Ben de bilmiyorum vallahi, neden böyle anlamadım. Ay bu sandalyeler ne kadar kaygılmış, böyle düşüverdim hemen bir anda. Ben balıkla birazcık salata söyleyeceğim kızım. Buradaki balık resmi çok hoşuma gitti. Hem uzun zamandır çupra'da yemiyordum. Ne salata demiştin, ne ara çupra? Çupra'ya geçtin hemen. Ya sorma kızım. Ben böyle güzel resimli şeyler, yemekler görünce hemen bir canım çekiyor böyle. Ya ben hala karar veremedim ne istediğimi. Neler var? Bilmem. Patates kızartmasıyla hamburger var aslında. O güzel olabilir ama sen işte izin vermedin. Kızım daha dün yedin onu. İyice yani hamur kafa olmak istemiyorsan yeme bence. Bir ay daha sabret. Bir ay sonra yersin. Anne, bir ay çok fazla, delirdin mi sen? Kızım yani onun içindeki katkı maddelere bakarsak bence bayağı büyük. Ay neyse anne, bakıyorum işte. Dolmaya da sarma varmış ama ben dolma sevmiyorum. Bakalım kahvaltı tabağında ne yapayım bu saatte zaten. Aa, anne sosisli sandviç alabilir miyim? Kızım biraz fast food üzerinden değil de sağlıklı yemekler üzerinden gitsen. Bir bakayım ben senin için neler varmış burada. Kızım, fast food reyonuna girmişsin. O yüzden hiç sağlıklı yemek gözükmüyor tabii. Dur ben bakayım. Heh, işte salata reyonu. Anne ben salata falan istemiyorum ama. Dur kızım, bakıyorum işte. Elma ile havuç var bak, zeytinyağlı, ister misin? Bir de öncesinde haşlıyorlarmış. Bence çok güzel olur. Yani saçmalama, hayır ben bakıyordum işte. Şey olabilir aslında. Karpuz eklersek içine, evet belki salata yiyebilirim. Karpuz mu? Bakayım. Aa evet, karpuzlu marullu salata da varmış. İyi tamam, ondan alalım sana o zaman. Kızım çünkü daha dün hamburger yedin. Yani hamburger yediğinden sonra zaten bayağı bir miktarda salata yemen gerekiyor. Sen bir de üzerine onun tavuk yedin. Of anne ne yapayım, çok lezzetli oluyor ama ikisi birden. Anne bari yanına bir tanecik patates kızartması söyleyelim. Ne olur anne, sen de yersin ortak. İyi madem, patates de söyleyelim yanına. Ama ilk önce salatanı bitireceksin. Of ya tamam. Pardon, bakar mısınız? Biz siparişimizi vermek istiyoruz da. Ya bu garson da ortalıktan mı kayboldu bir anda? Geldim efendim, geldim. Neler karar verdiniz? Hemen alayım siparişleri. Sen söyle ilk önce kızım. Anne hayır, utanırım ben. Sen söyle ya. Ben burada saklanacağım birazcık. Of kızım ya, toplum kuralları böyle işte. Kendin söyleyeceksin. Yani hoşgörülü toplum kuralları işte, her neyse. Benim kızım biraz utangaçtı. O yüzden ben söyleyeyim onun yerine. Zaten siz söyleseniz daha iyi olur bence. Kızınızın yaşı biraz küçük gözüküyor bunun için. Her neyse, ben bir tane yanında domates salatalık olan bir çupra balığı istiyorum. Kızım da istiyor.
karpuzlu, bir de neydi kızım? Marullu. Marullu şey istiyor salatadan. Harbi ne kadar da değişik bir adı varmış bunun. Tamam efendim, hemen getiriyorum. Anne, patatesi unuttum. Kızım, üstümden geçtin. Bir de patates kızartması alabilir miyiz lütfen? Patates kızartması kocaman tavada. Bir de yanına ketçapla mayonez de istiyorum. Bir de yanına hamburger de getirir misiniz lütfen? Hamburger de çok istiyorum. Kızım, hamburger olmaz dedim ya. Yani sen bir sus. Emin misiniz patatesle hamburgerden? Patates %1 milyon, hamburger de %100. Hadi sen getir. Utangaç kızın içinden bir anda yani ünlü şarkıcı çıktı be. Getiriyorum. Haha, işte budur. Ben salata söylerken utanıyorum da biraz önce. Ben bu tür yemekler söylerken en yani çok utanmıyorum. Ayrıca çok istediğim yemekleri unutursanız böyle hemen söylüyorum işte. Hay Allah'ım, yarabbim, otur kızım. Yine iki adı bir arada hamburger söyledin kızım. Evet anneciğim, tabii ki öyle oldu. Anne, şuradaki masaya iki kişi oturmuş, baksana. Biz niye oturamadık ki? Kızım, oradakiler yanlış yapmışlar. Çünkü şimdi oraya 4 kişilik bir aile oturamayacak. Yani bana ne 4 kişilik aileden ya? Öf, hemen her neyse. Kızım, oturduk işte ya. Önemli olan yemek değil mi? İşte efendim, size menünüzü getirdim. Biraz geç oldu, kusura bakmayın. Hadi bakalım söyleyin. Ay, yani istediğiniz yapın. Benim de bugün kafa tuhaf. Acaba neler varmış, merak ettim. Ben de merak ettim. Menüyü görünce daha da çok acıktım. Bir bakalım neler varmış burada. Patates kızartması varmış. Başka? Turta söyleyelim mi? Turta varmış. Ben turta çok seviyorum da şu an açım aslında. Aslında ben turta istiyorum abla. Hem ben aç değilim. Tamam, o zaman sana turta söyleyelim. Çilekli mi, elmalı mı, karpuz mu? Karpuzlu salataymış. O pardon. Karpuzlu mu yoksa meyveli mi? Karpuzlu dedin abla yine. Yani özür dilerim. Şeyli yani işte adı ne onun? Uf, okuyamıyorum da her neyse işte bir şeyli işte, her neyse, benim sinirimi bozma. Tamam, elmalı istiyorum işte, klasik olandan, hani şu böyle kareli kareli olandan, çizgi filmlerdeki gibi onlardan. İyi o zaman, ben de sarmayla dolma alayım artık, ne yapayım? Hiç de bir şey yokmuş burada, bir daha bu restoranta gelmeyeceğim zaten. Pardon, bakar mısınız? Geldim. Neler sipariş verdiniz? İlk defa bu kadar sipariş veren bir müşteri gördüm. Hele az önceki müşteriden sonra bayağı uzun sürdü. Az önceki müşterinin sizinki en kısa sürendi galiba. Evet, ne istemek dediniz? Hemen siparişlerinizi alalım. Ben sarmaya dolma istiyorum ve yoğurdunu birazcık fazla istiyorum. Kardeşim de elmalı turta istiyor. Şu çizgi filmlerdeki gibi olan. Çizgi filmlerdeki gibi. Ha, tam hatırladım, kareli olan. Her neyse, tamam, geliyor efendim. Abla, içecek istemedik. Boşver, buradaki içecekler kazık biraz. Ben buradan yanıma su getirdim. Onu içeriz. 15 dakika sonra. İşte efendim, yemekleriniz geldi. Sizin bol salatalı, domatesli ve salatalıklı çupranız. Sizin de neydi bunun adı ya? Her neyse. Karpuzlu ve havuçlu yemeğiniz işte. Arkadaş, nasıl bir anda adını unuttum yemeğin? Afiyet olsun efendim. Bir de hamburgerle patatesiniz vardı değil mi? Benim hamburgerle patatesimi getirmediniz. O yüzden ben şimdi mutfağa basıyorum. Saçmalamayın efendim, ben getiririm şimdi, siz oturun yerinize. Bak anne, patatesli hamburgerimi getirmezlerse ne olurmuş? Ne dedin kızım? Ben çuprama daldım da çok lezzetliymiş, bayıldım. Anne ya, sen gerçek bir kaplansın. Gerçekten kaplanım çünkü. Her neyse. Ayrıca hakikaten anne, sen beni niye yemiyorsun? Ben senin avınım. Ben bir kelebeğim. Her neyse yani. Biraz saçmaladım galiba şu an. Ya beğenmedim. Bu neymiş böyle? Çok kötüymüş. Beğenmedim. Kızım, yemek öyle fırlatılır mı? Ne yapıyorsun? Yazık, günahtır. Vallahi anne, bir anda öyle fırlattım işte. Ben de anlamadım. Ama neyse, bir şey olmaz. Zaten hamburgerim falan gelecek şimdi. Kızım vallahi hamburger çok pahalı ya. O yüzden ben söylemeni istemedim. 40 liralık hamburger mi olur?
Aşırı pahalı. Bence az pahalı ama her neyse. İşte hamburgerle patatesiniz geldi efendim. Şu şekilde vereyim. Siz bana daha çok saldırmadan. Vay hamburger. Allah'ım yarabbim. Neyse afiyet olsun efendim. Hey hanım bir ketçap getireydin. Kızım öyle denir mi? Ha evet ketçap doğru. İşte ketçabınız. Artık diğer masaya bakıyorum. Benden bir şey istemeyin. Afiyet olsun. Yuhuu, şimdi bir dünya boyusu ketçap sıkacağım. Yuhuu. Ay kızım vallahi alemsin. İşte efendim sizin de yemekleriniz geldi. Hanginizin de turta? Benim. Afiyet olsun efendim. Sonradan like tuşunu butonuna basmayı unutmayın. Şimdiki ne alakaysa şimdiki olayla. Her neyse afiyet olsun efendim. Ben gidiyorum. Ay bu valla bu garsonun birazcık sıkıntıları var bence. Her neyse ablacığım ben yumuluyorum. Çok güzel. Aslında elma değil de armut tadı geliyor da her neyse. Ben de sarma ve dolma bakayım yani. Ya az yoğurt, çok yoğurt demiştim. Yani hiç koymamışlar. Bu nasıl bir şey böyle? Normalde az yoğurt dersin çok koyarlar. Yani şimdi de çok demişsin hiç koymamışlar. Ya bence de çok saçma. Her neyse ben yiyorum. Öf yoğurtsuz da hiç tadı olmuyor da neyse. Oh çok güzeldi yemek ben doydum. Kızım salatandan sadece karpuzunu yemişsin. Diğerlerine hiç dokunmamışsın bile. Anne sorma ya o kadar güzeldi ki hamburgerle patates. Ay ketçabı da bitirmişim galiba. Evet ketçabı da bitirmişim neredeyse hiç çıkmıyor. Ay her neyse. Ay kızım neyse ya salatanı yemezsen yeme ben yerim. Aslında çok da beğenmedim de her neyse. Hesabı alalım biz en iyisi. Daha babanı alacağız kızım çıkışta iş yerinde. Biz amma yumulduk böyle yemeğe. Pardon hesabı alabilir miyiz? Tabii efendim hesabı hemen getiriyorum. Ya bir şey diyeceğim. Madem burada hesap var ben niye burada kasa olarak duruyorum ki? Çok mantıksız. Hem ben günlerdir bu hesap makinesini öğrenmeye çalışıyorum. Çok karışık şeyler vallahi tövbe tövbe. İşte... hanımefendi o menü değil mi? Menüyle hesap aynı işte. Ne fark eder yani parayı dolduracaksınız sadece. Ay. Of. Tabağı düşürdü kadın ya. Ay burası vallahi çok böyle kötü bir yer. Her neyse bakalım. Yok artık. Bu kadar fiyata ne yedik biz ya? Aa ne kadar tutmuş ki anne? Kızım. Senin hamburgerin var ya. O tam olarak... 100 liraymış. Paralarım gitti. Paralarım, tatlı paralarım gitti. Onlarla aşk yaşıyordum ben. Kızım, bunu kendi bayram harçlığına ödeyeceksin. Eğer sadece salata ve çupra... Ha, çupra da pahalıymış azıcık da. Her neyse, çupra da söyleseydin... Yani çuprayı da söylemeseydik salata sadece 25 lira tutacakmış. Çupra da 40 lira. Oo, senin hamburgerle patatesin 100 lira. Oo, paracıklarım gitti. Her neyse kızım, hemen parayı buradan verip kaçalım. Zaten hiç beğenmedim bu restorantı. Tamam. Hadi gel kızım gidelim buradan. Hadi çabuk 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 çabuk. Hesabı verdi mi bunlar da böyle kaçıyorlar? Bakayım. 99 lira vermişler. Çok eksik. Aman her neyse zaten biz de pek de güzel servis yapamadık. Hoppa. Bunlar da sonra toplanır zaten. Alt üstü birazcık kasanın önü kirlendi. Hey, bunları ben toplamayacağım herhalde. Ay, her neyse. Bunları bari ben de götüreyim. Mutfağa. Uf, ben kasa mıyım, şef miyim, garson muyum belli değil ya. Benim işim orada oturmak ya. Zaten hesap ver, ben niye buradayım ki zaten anlamadım. Ben herhalde buraya gelen eşyaları ödüyorum. 5 yıl önce şu süs ağacı ödemiştim. Ondan başka da bir şey hatırlamıyorum zaten. Abla, sen tabağı da mı yedin yoksa?
Yok canım, ben tabağı yemedim ki. Nereden çıktı tabağı yemek şimdi? Her neyse, hadi artık hesabı alıp da gidelim şuradan. Abla, bir şey diyeceğim. Şurada zaten kasa varsa niye hesabı alıyoruz ki? Bilmiyorum vallahi, herkes hesapla ödüyor burada. Biz de hesapla ödeyelim bari. Pardon, hesabı alabilir miyiz artık? Her neyse, biraz fazla yüksek sesle bağırdım galiba. Geldim geldim, bağırmanıza gerek yok. O kadar. Her neyse. Alın. Bu arada rengi aynı diye soracaksanız bizim hesapla menü aynı renkte. Ne kadarmış bakalım. 50 liraymış, fazla değil. Bak, meyve suyu falan söyleseydik bu kesin 60 falan olurdu. Ben söyleyeyim sana. Neyse, hadi gidelim. Aslında turda da o kadar güzel değildi ama her neyse. Of, benim içim rahat etmedi ya. Bir bahşiş vereceğim. Tamam. Hah, bunu da vermişler. Oo, bir de 5 lira bahşiş vermişler. Çok iyi. Her neyse. Bu da böyle kalsın artık, ne yapayım. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın.